Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili takipçilerim. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah. Bismillah dedik, sabah köprüde bulduk kendimizi. Burası şey miydi lan? Yoksa Sultan Selim miydi? Yok, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'deyiz arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Köye gidiyoruz. Yani Çajma'ya gidiyoruz. Bakın karşıda manzara. Çamlıca Camisi. Orada da kule. Kule fazla gözükmüyor şu an karanlık ama şöyle sizin şu manzarayı bir çekmek istedim. Boğazı manzarası. İstanbul muhteşemsin de çok kalabalıksın be. Çok kalabalıksın. Bak, sol tarafta öbür köprü var. Bakayım çekeyim. Evet. Oradan da öbür köprü gözüyor. Şöyle. Böyle camdaki filmleri hiç hoşlanmıyorum. Bu şekilde böyle. Kardeşim her zamanki gibi bir şöyle bir ormanı gezecek. Burası neresiydi? Burası neresi böyle? Ben şeytan buldum. Sevgili arkadaşlar çıktık daha nereye? Daha Düzce'de Püren Yaylası'ndayız. İnanın ta tepede bir yerdeyiz, zirvede. Buraya çıkarken size çekim yapmayı çok istedim ama nefes nefese kaldım çekim. Gülmekten öldüler bu arkadaşlar. Bende panik atak var. Ama yollarda hep böyle bir viraj, böyle bir şey. Bana göre öyle. Biraz adrenalin mi diyorlar? Ne diyorlar ona? Uy. Bizimkiler uçlar, bakın böyle koşuyorlar ormanın içine doğru. Bakın geldiğimiz yol böyle işte hep. Sizlere sonra çekim yaparım. Biraz dediğim gibi adrenalin oluyor yani. Şimdi ille dediler bir ormanı olsa alacağız. Sonra da varsa mantar bakacağız diye düştük yine çaresiz gurbetin yerlerine. Gurbetin yollarına, bismillahirrahmanirrahim. Evet. Tam tepede. Tam yarım saattir yoldayız. Yarım saattir tepe çıkıyoruz arkadaşlar. He? Bana ne kaybolursam, bana ne? Gütmeseydiniz. Kaybolabilirim. Ne yapayım ben? Telefonu da çekmez kalırım ormanda. Oy. Bismillahirrahmanirrahim. Mantar filan bulunmaz artık. Mantar vakti mi kaldı be? Oy. Allah'ım. Allah'ım, mis gibi çam kokuyor. Mis gibi çam havası. Mis gibi çam havası. Mis gibi orman havası. Ay, bir mantar bulsam ne kadar çok sevinirim biliyor musun? Bir çok sevinirim. Şöyle bakayım. Bakayım şu lada var mı? Şu lada var mı? Yok. Neyse bir bulayım ben. Evet. O kadar yüksekteyiz ki bakın daha ileride. Az da olsa Düzce gözüyor. Bakın. Biz ta tepedeyiz arkadaşlar. Tam şu ana zirveye doğru çıktım. Öbür kulağı kayboldu. Tabii ben arkada kaldım. Oy, nefes nefese kaldım. Ama vay ya, mis gibi orman havası. O kadar havada güzel, güneş de var. Bakın şöyle mis gibi. Şöyle yerler. Şurada bir oturma yeri var. Şimdi oraya da çıkmayı düşünüyorum inşallah. Onunla kayboldu. Ben zaten mantar filan bulacağımızı zannetmiyorum. Da bir orman havası alırız dedik. Kardeşim çok seviyor. Keza dayımın oldu öyle maşallah. Gelin de öyle. Çok seviyorlar ormanı. Onlar gitti. Onlar kayboldu arkadaşlar. Ben burada yavaş yavaş tırmanmaya çalışıyorum. Oturacağım şurayı. Ne yapayım ben? Ne yapayım bakın. Buralar böyle. Ormanın içi tertemiz. Mis gibi temiz hava. Caylada duranlar tevekkeli mi duruyor? İnsan burada yaşlanır mı? Stres yok. Araba, trafik yok. Aman oh. Bakın şöyle. Çamların uğultusu. Bakın karşı tepeyle böyle. Oh. Mis gibi esiyor. O kadar güzel bir hava ki. Evet arkadaşlar, ormandan biz artık kardeşim biraz mantar buldu. Artık iniyoruz aşağıya.
Ben şu manzarayı size çekmek istedim. Şu taşlara bakın. Yukarıdan yuvarlanmış. Burayı dolmuş. Şu suya bakar mısınız? Şunun güzelliğine. Aşır aşır. Şöyle. Ne güzel hele. Tertemiz. Allah'ım Rabbim. Kurban olurum. Verdim her yer. Bütün yatarı. Şunun güzelliği. Şöyle ormanın içinde. Süzüle süzüle. Biz de böyle o taraftan geliyoruz arkadaşlar. Gerçekten orman yolu veya bir şey. Adrenetik midir nedir öyledir yani. Şöyle suyun güzelliği. Şöyle de aşağı doğru gidişi. Bakın. Ama her taraf taş. Yukarıdan buradan veya bir sel gibi bir şey olmuş herhalde. Çok taş gelmiş arkadaşlar. Hep de büyük büyük taşlar. O tarafta var bir de bu da dayımın oğlunun arabası. Ciple çıktık yukarı. Biz İstanbul arabayla gelmedik biliyorsunuz. Şimdi bakın bu tarafta da aynı. Bu da aynısı. Şu güzellik. Maşallah subhanallah. Şöyle. Şu suya bayılıyorum. Şöyle köyde evimin yanından yani böyle bir yerde bir su gelse herhalde böyle yanında otururum akşama kadar. Çok seviyorum su sesini. Haşır haşır böyle. Bakın. Bu kadar gerçekten bir yol çok şey. Bakın şöyle gideceğimiz yol şöyle. Bakın. Ormandaki yol bu. Bana diyorlar ki niye panik yapıyorsun? Nasıl panik yapmam? Şu yola hala bakar mısınız? Allah korusun yani. Her yer taş burada mutlaka büyük bir şey olmuş. Bu taşlar yukarıdan yuvarlanmış. Normal değil arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar aşağılara doğru indik tepelerden çok şükür şöyle. Necdet Bey şoförümüz bugün. Sağ olsun bizim yeğenler Allah razı olsun arabalarını kendi şey gibi teslim ederler. Anahtarı veriyorlar kardeşim de öyle. Enişte sen sürdü ya. Bakın bu dere geliyor böyle. Daha ormanda az önce baktık tepeden bak bu gelen su arkadaşlar bu. Böyle geliyor burayı güzel temizlemişler. Burayı böyle gület yapmışlar. Hüseyin suyu mu yatlasın soğukta? Hiç uğraşma sana. Yani kurtaracak halim olmaz. Soğukta enişten yatla anca ben atlayamam. Şuranın bakın o taraftan da geliyor arkadaşlar su. Burayı toplamış. Burada bir şey mi bu? Baraj mı bu? Baraj değil mi? Burayı baraj yapmışlar arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Şöyle bir çekim yapayım dedim sizlere. Bakın her taraf gökyüzü çok güzel. Böyle bir manzara mis gibi. Bakın masmavi. Bugün çok güzel güneş de var. Dağ tepelerden geldik arkadaşlar. Kardeşim çok sevindi. Orman havası çok seviyor. İstanbul'da yaşadığı için biliyorsunuz trafikte yoğunluktu. Bu ara Beyada koşuşturdular. Bu şekilde böyle. Sizler de görün istedim arkadaşlar. Çok güzel. Aslında şöyle güzel bir gün ne olacaktı? Gerçi mangal falan yakmak yasak ormanlarda da bir gün buraya gelip böyle bir oturup hava güzel günde gerçekten oturup çay içmek çok güzel olur burada inşallah bir dahakinde. Arkadaşlar bu daha şifalı bir su. Aslında şöyle şuradan geliyormuş herhalde önceden. Bak yazıyor şifalı su diye. Çok şeyleri şifası varmış. Ben niye acaba bidonlanmadım gelirken aşağıdan? Şunu da doldurabileceğim kardeşim bana. Şu uşak bulduğu yerde şarkıdan gibi ne varsa içe kardeş. Bismillahirrahmanirrahim. Baksanıza ne kadar güzel geliyor. Bu da yine ormandan yazıyor. Şifalı su tansiyona. Tansiyon. Elik. Şeker. Kellik kellik. Elik kellik. Allah şeker. Tuz. İyot, böbrek taşı, kaşıntı, bulantı. Aa! Bir sürü şeye faydası var. Dilek tam sağ göre bu.
Böbrek taşıymış ya teyzesinin. Evet arkadaşlar, burası da şifalı su, dediğim gibi burayı da çektim sizlere yine. Şimdi oradan aşağıdan yukarı çıktık, bu şifalı suya geliyoruz. Bakın ormanın güzellikleri. Rabbimize şükürler olsun. Evet sevgili arkadaşlar, biz neredeyiz? Biz yine köydeyiz. Dün akşam köye geldik. Bugün de yine böyle derlendi toplantı. Sabahtır koşuşturuyoruz inanın. Annem gibi İstanbul'a gideceği için bağladı, bahçeydi, oydu, buydu. Necdet de sabahtır araba yaptırdı, şimdi az önce geldi, onu bekledik. Kardeşim aşağıda mangal pişiriyor. Kanatları o hazırladı. Köfteyi ben yoğurdum. Şimdi salatalıkları, salatayı, marulları yıkadım, böyle sofrayı ortaya attım. Bir taraftan da marul yıkadım arkadaşlar. Marulu yıkadım böyle hemen. Çok marul yapmadım, niye yapmadım? Çünkü kardeşim bu takacak var bizim böyle bir şeyin içine, bahçede böyle otlar biter. Bunun gözlemesi çok güzel oluyor. Takacak gözleme isteriz biz. Annem sabah onu toplamış güzel. Onu ben temizledim, yıkadım. Şimdi süzgeçe koydum. Süzüyor, suyunu süzüyor. Şimdi o varken marul salatasının fazla yiyen olmaz diye marul salatasını az yaptım. Şimdi böyle biraz koştur koştur oldu bugün, dediğim gibi. Arkadaşlar her zamanki gibi. Bir taraftan sofraya hazırlıyorum, bir taraftan da sizlere kardeşim çekeyim aşağıda. Sobamızı yaktım, sımsıcacık şimdi. Dün akşam kardeşimle geldik. Biz eşim çaycımada kaldı. Her yer böyle bir, her yer bir yerde. Bakın her yer duman. Bu şekilde bak, herkes bu anı bahçesini kazdı. Bakın komşumuzun marulları çok güzel olmuş. Ispanakları verin maşallah maşallah. Herkes bu anı bahçesini kazdı, topladı. Şöyle yine. Necdet kayf. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şunlara bak ya. Ta aşağıda önündeler. Annemle de bir komşumuz, biz pırasaları, annem tam yarım çuval pırasayı toplamış bakın. Şunu içeri koyacağız şimdi. Onlar da pırasa temizliyorlar. O da kanat, bak 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 bak. Bana diyor ki abla yemek şeyleri çekip de koyma diyor. Kendisi kanatları götürüyor da beyefendi. Kediler bütün toplaştı tabii ki bir taraftan. Bir taraftan onları atıyorlar. Bu şekilde arkadaşlar günümüze devam ediyoruz inşallah. Mis gibi köy havası. Bugün hava yine çok güzeldi elhamdülillah. İnanın birinci aya gireceğiz. Neredeyse yazdan bir gün gibi. İlerleyen zamanlarda, saatlerde görüşürüz inşallah. Ben salatayı bir yapayım hadi. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili sahiplerimiz. Yine iki günlük vlog oldu bu. Dün İstanbul'dan yola çıktık. Düzce'ye geldik. Orada dayımın oğlu ve geliniyle birlikte ormanlara çıktık, gezdik, dolaştık. Çok güzel bir gündü. Aslında hiç böyle çıkma hevesim yoktu ama çok mutlu oldum gezince. Çok güzel oldu. Sonra akşam döndük. İkin namazıyla oradan çıktık. Akşam namazıyı geçti. Akşam çayıma geldik arkadaşlar. Ondan sonra da köye geldik kardeşimle. Biz Nece çaycımada kaldı. Dün akşam sobamızı yaktık. Kestanemizi güzel kavurduk. Onları çekmedik arkadaşlar. Bugün tekrar yine kalktık. İkinci günden. Yeni pazarına gittik. Kahvaltımızı yaptık güzel. Onları çekmedim arkadaşlar sizler. Çünkü çok koşuşturmalı olduğu için. Şimdi annemler de gideceği için eksikleri tamamla. İşte uydu buydu derken bayağı bir koşuşturmalı geçti yine. Yiyeceğe gittik, alışveriş yaptık. Yine kardeşim her zaman gibi kanat aldı. Ben de köfte yoğurdum. Güzel mangal yaktık. Akşam birlikte akrabalardan böyle çağırdık. Birlikte yedik. Aslında çekim yapayım dedim ama bayağı kalabalıktık arkadaşlar. Çekim falan yapmadım. Yine tekrar çay sohbetiydi. Yine uzun bir sohbet sonu. Şu anda sizlere bir kapanış yapayım dedim. Yarın sabah annemler İstanbul'a gidiyorlar inşallah. Kardeşim onları götürüyor. Biz de burada kalacağız eşimle. Yeni akşam dayım Kur'an var. Hem onu hem onun orada olalım dedik. Hem de şimdi etraf toplayacağız. Yani aşağıda toplayacağız. Oraları yerleştireceğiz. İnşallah Rabbim izin verirse arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. Allah razı olsun hepinizden de. Ablam için çok dualar etmişsiniz. Çok güzel dileklerde bulunmuşsunuz. Allah inşallah ki kimseyi darda koymasın. Dilerim ki ablam gibi, ablam da ablam gibi de nice hastalara Rabbim en yakın zamanda şifalar versin, dertleri divanlar versin, borçları edalar nasip etsin.
Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Yeni bir vlogda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.